Formula e 1'de sezonun dördüncü programında Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından sizlerle beraberiz. Bakü'de çok yoğun bir hafta sonu vardı. İki ayrı sıralama turu, iki ayrı yarışı birlikte takip ettik. Bakü standartlarında çok da heyecanlı bir hafta sonu olmadı. Ama tabii ki şampiyonun kalan kısmı için bir takım çıkarımlarda bulunacağımız gibi... E, bazı performansları gördük. Onları da sevgili Çağla birlikte bugün konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Serhan abi. E, seni görmek çok güzel. Merak ettiğim şeyler var. E, çok heyecanlı olmasa da özellikle sprintle ilgili benim de aklımı kurcalayanlar var. Senin fikirlerini merak ediyorum. Tahmin ediyorum izleyicilerimiz de öyledir. Ama detaylara geçmeden önce Boşkar Service'e yine teşekkür edelim. Onların katkılarıyla programımızı hazırlıyoruz. Türkiye ve dünyanın en büyük araç bakım ve onarım ağı Boşkar Service. 65 il, 350 servis noktasında her marka ve model araca bakım onarım hizmetini sizler de Boşkar Service'den bulabilirsiniz. Evet, e, firmanın bu arada otomobil sporuna ilgisi geçen dakika artıyor. E, kendi e, çıkarttıkları bir dergi var. Yakında onda da e, bir bölüm yer alacak Formula 1'e dair. Onun için biz de keyifle hem beraber iş birliğimizi geliştiriyoruz hem de kendilerine teşekkür ediyoruz. Detaylara geçelim. E, bu sene 6 yarışta ayrıca yarış hafta sonunda sprintleri de göreceğiz ve ilk durağımız Azerbaycan Grand Prix'siydi. Seninle biliyorsun bu uzun aranın ardından başlayacak temponun öncesinde bir ön değerlendirme programı yapmış ve sprintin yeni formatına dair de sohbet etmiştik. Fakat şimdi deneyimledik artık o yeni formatı. Yeni oylaması yapılmıştı aslında. Sıcağı sıcağına da girildi. Dolayısıyla biraz eksikler de gözlendi formatla ilgili. Çok bir birbirinden kopuk oldu gibi yani cumartesi günü her şeyden çok kopuk kaldı gibi bir izlenim yarattı bende takip etmek açısından da. Sen nasıl buldun Sprint'in bu yeni düzenlemesini? Ya gerçekten kafa karıştırıcı bir format oldu. Çünkü cuma ve pazar birbirine bağlı. Aslında ana Grand Prix hafta sonu cuma ve pazar gibi şu anda. Ama cumartesi günü de bambaşka bağımsız bir gün. Kendi sıralım motoru ve kendi yarışı ve kendi puanları olan bir gün haline geldi. Burada tabii ideal şartlarda o cumartesi cumaya taşıyabilsek yani sprinti başlatıp sıralama ve yarışını yapsak sonra Grand Prix'e geçsek belki daha iyi olur ama o zaman da tabii aslında rekabet olan bir yarış sprint kısa da olsa bir yarış yapılıyor. O yarışı cuma gününe atmak çok cazip bir ticari açıdan baktığımızda. Onun için bu da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla aslında cuma günü bir saatlik antrenmandan sonra başlayan bir Grand Prix hafta sonunda ondan sonra iki tane sıralama turu iki tane de yarış izledik. Aslında devamında 4 tane rekabetçi seans. Bu kulağa hoş geliyor. Ama halen tabii kafa karıştıran bir nokta da var. Çünkü yine son dakika değişikliği oldu. Sezon başında sprint'in öncesinde bir sıralama turu düşünülmüyordu. Kısa sıralama diye adlandırabileceğim. Hoş bu kısa sıralama Cumartesi sabahı koşulan manasız antrenmandan daha iyi oldu. Çünkü şimdi artık bambaşka bağımsız bir yarış var Cumartesi günü için. Onun sıralamasını yapmak bir başka rekabetçi seans daha getirdi. Sabah e, pilotlar gözünü piste açtılar, direkt Q1'e başlamış oldular kısa sıralamada. Geçen sene daha iyi bir nokta bu. Yani anlaşılan o ki Formula 1 yönetim bu sprinti devam ettirecek yani. önümüz Geçtiğimiz iki sene 3'er sprint vardı, şimdi 6 tane oldu. E, onu da daha cazip, daha rekabetçi hale getirmek için bir şeyler yapmayı e, sürdürüyorlar deneme anlamında. Ee, hani ayrı bir salama ayrı bir sprint e, ee, dediğin gibi daha önceki antrenman daha e, çekici oldu ama belki burada da ufak denemeler e, m, ufak dokunuşu olabilir. Mesela şu anda da yani yarım saatlik bir yarış için e, toplamda 12-18 yarım saatlik bir sıralama turu koşuluyor 3 bölümde. Tek bir lastik kullanılması kuralı fena değil. Hani başka bir opsiyon bırakmıyor sürücüleri daha zorlayacak şartlar ama Tabi kurallar her zamanki boşluklar var. Bundan dolayı Norris ve Suno da son bölüme kalsalardı Suna da kalamadı ama e, piste çıkamayacaklardı kuralın yazıldığı noktaya göre. Hatta daha tuhafı yağmur ile birbirini geçmek için piste çıkabilirlerdi. Daha da komik olurdu. Yani illa bir sıralama yapılacaksa ki bu e, çok itiraz edeceğim bir format değil şu anda. Bunu da belki ya süreyi daha kısaltabilirler. Yani birer ikişer tur kalacak gibi ya da eski zamanlardaki gibi herkesin tek bir tur hakkı olduğu bir şeye dönebiliriz. Bu aslında baya bir eğlence getirir tek tur evet, tura Yani farklı bir bambaşka bir gün yapıyorsak onu da belki bambaşka şekilde sıralayabiliriz. Çünkü 12, 10 ve 8 dakikalık 3 bölümde her ne olursa olsun yine en iyiler bir şekilde ikinci, üçüncü turda yukarıya çıkabiliyorlar. Yani bu ihtimal daha artıyor. Bizim niyetimiz işleri karıştırmaksa o zaman herkese tek bir tur hakkı verilebilir. Tek bir set lastikle. Birer turun sonunda ne olduğunu görebiliriz. Ee, daha da suni yapmazlar diye umuyorum. Hani tamamen gridi terse çevirmek gibi. Onlar da konuşuldu bir ara. Ama böyle icatlar artık alıştık. Yani hafta içerisinde yarıştan önce 4-5 gün önce sistem değişiyor belki önümüzdeki yarışlara tekrar değişiklik gelir sprint için. Bu üçüncü senesi oldu değil mi? Evet, 7. kez koşuldu. Ee, yani aslında uzun süredir de deneniyor o heyecan hemen de getirmedi beklendiği üzere ama ben genel olarak bir yapılan değişikliklerde bir süre diretilmesi gerektiğini düşünürüm ki hani tabana yayılması için biraz zamana ihtiyaç olur ama e, bu hafta sonu onlardan biri değildi. Belki sprintle beraber konuşulabilecek noktalardan biri Ferstefen ve Russell arasındaki ...incident diyeyim ben sana... Evet. E, ...nasıl değerlendiriyorsun... ...ne tarafından bakarsın... ...özellikle yani Fersitapen'in e, ikisi konuştuktan sonra... ...Fersitapen e, işte Russell gittikten sonra... ...arkasından söylediği bir şey var... ...bir de Hollanda basına yapmış olduğu... ...Prenses George açıklaması var... E, ...onları da bütünüyle e, aktarayım... ...sözü de sana bırakayım... ne ...nasıl değerlendiriyorsun? Ya sprintin şimdi... E, ...hani üçte bir mesafede koşulan... ...ve kazanan 8 puan verilen formatı... ...ilk yıldan daha iyi... ...ilk yıl sadece ilk üç puan alıyordu... ...şu anda e, Grand Prix'nin gridini belirlememesi daha iyi. Çünkü pilotların daha fazla risk alma şansı çıkıyor. Hoş çok bir şey değişmedi. Yani 12. sırada sprintte giden birisinin 11. atak yapması için de çok fazla bir mana yok şu an. Çünkü işin sonunda puan yok. Ters taraftan bakarsak hatta ana yarışta bir grid pozisyonu kazanmak için deneme de yapılabilir. O da yok. X8 dışındaki bölüm için cazip bir sprint. Ama o X8'de de hani işte 100 kilometrelik mesafede olsa kısa bir yarış daha izliyoruz. Onun da bir kısmı zaten güvenlik aracına gitti aslında bu haftaya baktığımızda. Ee, yani Russell'la Fersepen'in çekişmesi gayet normal bir yarış çekişmesiydi. Fersepen abarttığı kadar kasıtlı bir şey yok. Çok aşırı tehlikeli bir durum yok bana kalırsa. Ee, hani Russell'ın tabii kaybedecek bir şey yok. Yani e, 2019-2020'de Fersepen de çoğu zaman kaybedecek bir şey olmadan Mercedesler'e bulabildiği her fırsatta saldırıyordu. Şampiyonluğu kovalayan adamı her zaman kaybedecek daha fazla şey oluyor. Onun için e, evet hani ufak bir hasar aldı Red Bull'un otomobilinde. E, gördük yan tarafın delindiğini Verstappen için. Ama e, o da şunu yapabilirdi yani o kadar çok fazla diretmeden Russell'a yani Red Bull'un normalde otomobil performansıyla Russell'ı tekrar geçmesi çok mümkündü. Yani sprintte de bu mümkündü. Zaten aynı şey oldu aslında tekrar başladıktan sonra yarış. Yani tam tersini sorarsan Verstappen de o kadar zorlamayabilirdi Russell'a karşı. Nasıl geçebilecek otomobili var altında. Onun için tepkisini biraz abartılı buldum ben Fersepe'nin. Çünkü öyle aşırı tehlikeli, işte aşırı riskli, hiç olmayacak bir kamikaze dalışı gibi bir şey yoktu. Ee, Russell'da tabii ki yani 1-2 puan almak için de geçiş yapma hakkına sahip. Hatta son dünya şampiyonu mağlup etmek her zaman iyi bir şeydir, pis üzerinde bir atak yaparak. Dolayısıyla Russell'ın da yaptığını yapmaya son derece hakkı vardı. Onun için yani bir bardak suda kopan fırtına gibi olduğunu düşünüyorum ben. Verstappen'in tepkisini. E, i̇zleyen açısından eğlenceli yine. Öyle söyleyebilirim. Hatta eğlenceli tek kısmıydı belki de. Belki de bütün. evet. Bundan sonra yaşanacak zincirleme olayların belki de ilkidir Verstappen ve Russell arasındaki. O pek karşı karşıya eğlence. gelemeyecekler gibi bu yılki performansla Evet öyle görünüyor. Ama e, hani dediğin gibi Verstappen de bunu ön önceki yıllara tırarsak şampiyonluk önceki yıllarda aynı şeyi Mercedes'lere karşı yapıyordu. Şimdi tişörtüne istinaden yarışa geçiyorum artık. Pazara gelelim ve Çeko Perez'le devam edelim. Bakü'de bir kez daha kazandı. Bu zaten bir ilk olarak ayrılabilir ama kendi kariyerinde de yani bu yarış hafta sonundan önce Bakü'yü konuşurken zaten cadde pistleri başarısıyla beraber sürekli olarak Perez'in altını çiziyorduk. Öyle de gelişti. Biraz hani Fersitapen'in pite girmesinin zamanlamasını birkaç dakika sonra çok da mantıklı görünmediği bir ortamında Perez'in ee, belki bu yarıştaki galibiyetinde payı var ama ondan sonra da e, onu şansına çevirdikten sonra da aradaki fark açıp onu korumayı da başardığı için e, bu galibiyet hak etmiş gibi de görünüyor. Neler söylersin? Eh, sana katılıyorum. Dört tane rekabetçi seans oldu hafta sonunda. İki tane sıralama, iki de yarış. Bunların üç tanesini Perez Verstappen önünde bitirdi. Şimdi Sprint'te de hani 8 puan cebine koyduğu hatasız performansı vardı. Sherlockler arada kaldığı için de felsefen hasarlı otomobile yaklaşamadı Perez'e ve Perez nispeten rahat kazandı. Hatta sonuna kadar bayağı fark açtı Sprint'te. Ana yarışa geldiğimizde de Perez'in aslında cadde pistlerdeki o hassas ve hatasız sürüşünün bir yansımasını gördük. Çok önemli bir hafta sonu oldu bu. Çünkü Avustralya'da çok dağınık bir hafta sonunu geçirdi cumartesi ve pazar Perez. Hani şampiyonluk potasından kopmazsınız daha çok erken ama o psikolojik olarak bir galibiyet ve üzerine bir puan farkı çıktıktan sonra iki tane eşter otomobille birbirini yakalamak çok zor oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bunu çok gördük. Onun için Perez açısından çok başarılı bir hafta sonu olduğunu söylememiz lazım. Burada birkaç tane yani faktörden konuşabiliriz. Niye Perez Verstappen'e üstünlük kurabildi bu hafta? Şimdi sen ana yarıştan bahsettin. Bir kere yarışın başlangıç kısmında e, Verstappen e, Perez'e karşı arayı açamadı o pitin zamanlaması belki güvenlik aracı yanlış oldu ama oraya gelene kadar DRS'yi de kullanarak arkasına e, takıldı e, Fersepe'nin Perez ve araya açıp gitmesine izin vermedi. Bu her zaman gördüğünüz bir şey değil. Şimdi bir kere Bakü'de Perez zaten bugüne kadar çok başarılı. 7 yarışta 5. podyum oldu. ikinci galibiyeti oldu. E, ve cadde pistleri genelde seviyor. 6 galibiyetinin 5'i cadde pistlerde geldi kariyerine baktığımızda. E, hatta hani Force de sıralama turunda ikincilik aldığı 2016 yılı var vites kutusu değiştirmişti. 5 sıra geriye düşmüştü ama e, yani burada daha önceki yıllarda da başarılı otomobillerle bile nispeten çok başarılıydı. Bu birincisi, ikincisi e, yarışın özellikle başında Grand Prix'den bahsediyorum ana yarıştan. Eee arkasında DRS ile takılması ona 0.304 saniye bir avantaj getiriyor DRS. Ye. Dolayısıyla o kadarlık lastiklerini zorlamadan Fersepe'nin aksine onun peşinden gidebildi. Yani ikili arasında pit stop zamanına da baktığımızda Verstappen önce pit'e çağırdı Red Bull. Bu belki bir üstü pozisyonunu Verstappen'e kaybettirmemek için bir karardı ama öte yandan da şunu da var düşünebiliriz. Verstappen lastikleri muhtemelen Perez'den daha çok bitti. Yani telsizden şikayet ettiğini de gördük. Oradaki o 0.3 saniyelik bir avantajla arkasına asılması önemliydi e, Perez'in. Burada Verstappen hafta sonu boyunca Perez'e göre daha mutsuzdu otomobilden. Yani onun istediği o çok keskin, daha kuvvetli bir ön taraf ve aslında biraz daha riskli sürüş stiliyle Perez oranlarsak ilk otomobil dönüşünü yapması yani işte viraj giriş noktası ve ortaya kadar olan bölümde genelde avantajı burada yakalıyor Fersepan daha geç fren yaparak. Ama cadde pistlerde o kadar hassas ve otomobilin olası bütün performansını kullanacağınız bıçak sırtı bir dengeyi hiç kimse yapmıyor. Çünkü bu sefer çok ufak bir oynamada bariyerlere buluşma şansı var. Onun için genelde bütün takımlar neredeyse biraz daha sürülebilir. Yani bıçak sırtı dengesiz ve daha hızlı bir otomobil yerine çok az daha yavaş ama biraz daha dengeli, biraz daha tahmin edilebilir, biraz daha sürülebilir bir otomobil ayarı tercih ediyorlar. Öyle olunca otomobilin maksimum performansından daha az bir yerde yarışıyorsunuz büyük oranda ve o zirveye gitmediğiniz anda da Fersepen ile Perez'in arası kapanıyor. Çünkü otomobilin bağlı performansı yukarıya gittikçe Fersepen onu daha fazla kullanma şansı var. Belki de daha fazla doğal yetenekli. Biraz cadde pistlerdeki şartlar da Perez ile Verstappen arasındaki pilot performans farkının kapanmasına neden oluyor. Sağlıyor bunu diğer taraftan bakarsak. Dolayısıyla Verstappen zaten yani yarışın son 10 turuna kadar olan bölümü hariç otomobilden memnun da değildi. Yani işte motor haritalarıyla oynuyor, frenleme dengesiyle oynuyor, diferansiyel ayarlarını açıyor, kapatıyor. İstediği hassas çabuk dönüşleri yapamıyordu. Ee, bu da tabii Perez'in bir yandan da mahareti. Şimdi konu sadece felsefenin aşağıda kalması değil. Perez'in de kendi maksimumunu kullanmasından da bahsedebiliriz. Bir de dönüp baktım ama daha da uzatmadan e, yarışın kaderini değiştirebilecek bir nokta şuydu. Verstappen Lökleri Grand Prix'de geçtikten sonra Perez geçene kadar iki tur kadar süre geçti. O iki turda muhtemel lastikleri aşındırma e, endişesiyle Verstappen alıştığımız kadar böyle dibine kadar gaza basıp 2-2,5-3 iki, iki saniye fark açmadı arkadakiyle. Çünkü onlar da lastiklerin ne kadar dayanacağını görmek istiyorlar. Şöyle bir sorun var bu hafta herkes için çok az antrenmandan sonra piste çıktığı için herkes yani kimse o dolu depoyla 10-15 tur atamadılar normal bir cuma günü gibi. Yani herkesin soru işaretleri vardı. Sprint biraz fikir verdi ama sprint yine de 100 kilometre ve 3'te 1 depoyla yapıyorsunuz. Yine aynı şey değil yarışa baktığımızda. O kritik olan iki turda Verstappen ile Perez'e karşı bir 2,5-3 tane fark açabilseydi yapabileceğini varsayabiliriz bunu. O zaman işte o Perez'in fark kapatı DRS'yi yakalayıp arkasını asılıp gitmesini engelleyebilirdi bu şansla kaçmış oldu. Tabii şimdi tesis kırıldıktan sonra yol gösteriyoruz aslında ama e, hoş hani Red Bull'a ve Verstappen e ya da Perez e akıl vermek de haddimiz değil. O da çok komik bir nokta bir yandan bakarsak. Ama yarışı okumaya çalıştığımızda o 1-2 turun belki de yarışın kaderini belirlediğini görüyoruz. Çünkü Verstappen kaçamadı. Lastiklerini daha çabuk bitirdi. Çünkü Perez'den daha fazla zorluydu o DRS farkını e, toler etmek için. Ve her durumda erken bir pite girdi orada da Red Bull'un yani biraz böyle durumun getirdiği zorluktan dolayı bir farklı okuduğunu görüyoruz pit stop zamanını. Çünkü evet erken pitle avantaj yakalardı Perez'e karşı ama yani De Vries'in süspansiyonu kırıldı çok net gözüktü. Yani orada bir son dakika karar değişikliğiyle de yarışa devam ettirme şansı olabilirdi belki ikisinin. Çünkü ikisi birbirine yakındı. Hani birisinin pit'e girip öbürünün kaçacağı bir mesafe de yoktu aralarında. Fakat zarları atmış oldular bir kere. O zarları attıktan sonra da Fersepen geriye düştü doğal olarak. Yani çabuk geçti yarış yeniden başladıktan sonra ama saydığınız bütün faktörlerden dolayı Perez'i bu hafta yakalamak mümkün olamadı Fersepen için. Yani burada Fersepen belki kendi standardının altındaydı hafta sonu boyunca. Perez de yakalayabileceği maksimum bireysel performansıydı. Yani hakkını yememek lazım Perez'in. Çünkü arkadaki o çok hızlı takım arkadaşını bütün yarış arkasında tuttu. Birkaç sefer ikisi de bariyerlerin tozunu aldılar eee yürekleri ağza getirdiler belki bu pitinde ama başından sonuna kadar Perez'in kendi maksimumunda gittiği bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz. Onun için de çok hak edilmiş 8 puan Cumartesiden 25'te Pazardan şahane bir hafta sonu bitirmiş oldu. Hem cadde hem e, bir yandan da sprinti de ekleyince şu anda Verstappenle e, Perez arasındaki fark 6 puan aslında. Hiçbir şey değil ama tabi sezonun geri kalanındaki e, pistler işleri yine değiştirecektir. Ama bu da elindeki imkanı sonuna kadar kullanmış olduğunu gösteriyor bize. Perhaps. Katılıyorum sana. Bir de tabii tuhaf bir nokta. Şu ana kadar hala biz normal standart geleneksel bir yarış pistini göremedik dördüncü yarışta. Beşinci de de göremeyeceğiz Miami'ye gittikten sonra. Ancak Imola'ya döndüğümüz zaman ilk defa hani geleneksel bir pistte ne olacağını göreceğiz. Onun için hani şartlar da şu ana kadar tuhaf şekilde denk geldi pis karakteristiği anlamında. E, fakat hani en azından dördüncü yaş sonuna baktığımızda galibiyetle 2-2 bir beraberlik var. Avustralya kötü bir haftaydı Perez için ama bunu da telafi etmiş oldu bahsettiğin gibi. Umuyoruz da böyle devam ederler çünkü sezonun kalan kısmında şampiyonluk için bir hikaye görmeyeceğiz. O çok net. Yani bizim 14, 16 gibi bir Hamilton Rosberg çekişmesine ihtiyacımız var ki sezonun kalanı heyecanlı geçsin. Geçen sene gibi Fersim alıp başını gitmesin. O açıdan Perez'in de Red Bull'daki yani dönemine bakarsak en iyi noktasında olduğunu söyleyebiliriz dört yarışın ardından. E, Christian Horner da söylemiş aslında yani iki takım arkadaşı birbiriyle yarışmakta serbest ama sabah toplantı yapmışlar pilotlarla ve orada da demişler ki yarışmakta özgürsünüz fakat hiçbirimiz 2018'in tekrarını istemiyoruz burada Daniel'a yaşanan şeyleri diye. Onun da altı çizilmiş. Yani o da doğal tabii şu anda çünkü çok önde e, Red Bull. E, yani bu performansa her yarışın galibiyetinin favorisi olarak piste çıkıyorlar. Onun için de pilotların yani uslu durması önemli. Yani potansiyel puanları ve galibiyetleri bırakmamak için. Ferrari ile istersen devam edelim. Ee, çünkü onlar da Ferrari'de artık sonunda sezon ilk podyumu gelmiş oldu. E, Leckler ismiyle baktığımızda Lökler adına iyi bir hafta sonu geçti evet. herhalde söylememiz lazım. Sainz için ise tam tersi işler iyi gitmedi. Biraz daha yolu Lökler tarafında almış gibi görünüyor e, Ferrari. Yani, Kırı sıralamasında da yükseldiler Lökler'in bu başarısıyla. Evet Lökler yine 4 rekabetçi seansta da bence elindeki otomobilden maksimumu çıkarttı. Ee, bir kere sıralama turlarında e, o da bıçak sırt dengeyi çok seviyor. Bu pisti çok seviyor. 7'de 5 e, farklı pol alan var. Üst üste 3. pol pozisyonu oldu Lökler'in ki sprint sıralamada kısa sıralamada bir hata yapmasına rağmen ilk sırayı almış oldu. Sprint yarışına baktığımızda e, hasarlı bile olsa Fers'in e geçilmemesi eldeki otomobilden maksimum çıkarttığını gösteriyor. Ya sprintin sonuna doğru çok fark açıldı Perez'le. Ama zaten bir kere öne geçtikten sonra Red Bull'un hem Ferrari'nin toplam performansının daha düşük olması hem de Red Bull'un düzlük sonu süretinin yüksek olması geçmek mümkün değil. Yani stratejide oynamanız lazım. O da eldeki lastiğin kullanımına bakıyor. Ee, hem gerçek hem dediğim gibi kısa sıralamada çok başarılıydı bir kere e, Lökter. Gerçek yarışa geldiğimizde yine eldeki otomobille maksumu Iı, maksimum performansı ortaya koydu. Yani Red Bull'ları ıı, kovalayıp geçecek bir otomobil yok elinde. Onlarla mücadele edecek bir otomobil de yok. Hem ıı, hız ve performans hem de lastik kullanım açısından. Fakat Ferrari içinde yine hani otomobil performansına sadece bakarsak yılın en iyi hafta sonu oldu. Yani bu hafta sonu en azından Leclerc'in elinde net şekilde Aston Martin ve Mercedes'ten daha hızlılardı. Hem tek hem de yarış temposu olarak baktığımızda. Eldeki potansiyeli de Leclerc maksimuma dönüştürdü. O açıdan baktığımızda. E, ee, ama Sainz için de tam tersi gayet e, vasat hatta vasatın altında kaldığı bir hafta sonu olduğunu söylememiz lazım. E, ee, cadde çok seven bir isim değil Sainz Perez'in aksine. Ee, ama iki sıralamada da 0.8 ve yarım saniye fark ediliyorlerden. Lökler'den. Bu ciddi bir fark. Yani daha da yakın olması lazım bir şekilde. Evet hani dördüncü sıralarda gezindi ama fark bu kadar olduğunda oyunun içerisine katılamıyorsun zaten. Ne podyum mücadelesi ne de Ferrari'de bir taktik yapmak için e, faydalanacak bir e, oyuncu olamıyorsunuz. Onun için Sainz adına, adına da çok kötü bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz. Alonso yarış içerisinde gafil avlanması da kendisi adına bir eksiydi bence. Onun için hani Sainz adında e, hani bence çoktan unutmak istediği ve umuttuğu hafta sonlarından birisi oldu ama iyi, iyi bir tablo yok onun içinde. Mercedes'le orta şekerli bir performans olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Russell en hızlı tur zamanla son turun son anda Fersi almayı başardı. Ama bir yandan da kendisi de sonrasında söylemiş. Beşincilik mümkün olabilirdi dedi. O yeniden starttan sonraki kısmı iyi yönetemediğini de altın çizdi. Hamilton ise pek bir şeye bulaşmadan hafta sonu tamamladı gibi. Yani ikisine baktığımızda bu hafta sonu daha ikna edici ve daha üstün performans Hamilton'dan geldi. Hatta bu sene ilk defa böyle olduğunu söyleyebiliriz. Russell çünkü ana sıralamada zaten ikinci bölümde elenerek çok küçük farklı. Binde 4 saniyede gitti ama yine de kalamadı son bölümü. O bir hayal kırıklığıydı. Ya yani sprint'teki Fersepen'le mücadele heyecan kattı ama zaten hani sonucu değişecek bir otomobil yok elinde Russell'ın. Bir de Mercedes'e baktığımızda yani toplamda bu hafta 4 takım arasındaki dördüncü otomobildi performans olarak değerlendirirsek. On, bu seviyeyle eldekinden fazla sonuç elde etmek gerçekten zordu. Ee, Russell yine de bir şans yakaladı çünkü ee, hani güvenlik aracı e, normal yarıştaki pit stop olarak ona bir avantaj getirmiş oldu. Hamilton daha erken pit'e girmişti. Ama bahsettiğim gibi yarış yeniden başladığındaki hatasıyla zaten iki sırayı da oradan kaybetmiş oldu. Onun için Russell adına hani e, ara ara hataların oldu, dağınık bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz. Sana büyük bir facia yaşamadı yani bariyerlerde görmedik ama eldeki otomobille Hamilton'ın gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Hamilton'ı da yorumlayalım buradan Mercedes'i kapatırken. Dediğim gibi daha iyi olan isimdi. ikiliyi karşılaştırdığımız zaman Sprint Alonso kendisini geçti. Ondan sonra bir etki yaratacak hız yoktu Mercedes'in ne düzlük sonunda ne de toplam performansa baktığımızda ana yarıştaki pit stopuyla ciddi bir dezavantaj yaşadı ama ondan sonra eee sıraları daha çabuk geri almayı başardı Hamilton. çünkü 10. sıraya kadar düştü aslında. E, güvenlik aracının ardından ama çabucak Hülkenberg o konu ve Russell'ı hata yaptı içinde geride bıraktı ve e, kalan bölümde de Sainz'i kovaladı ama Mercedes zaten dediğin gibi Felder'den ciddi oranda yavaştı yani Sainz'in kötü performansı sayesinde onun arkasında gidebildi e, dolayısıyla eldeki malzemeye baktığımızda Hamilton'ın da başarılı bir haftasonu tamamladığını söyleyebiliriz. E hemen Aston Martin'e doğru geri döneyim diyeyim. Aslında Mercedes'in önce konuşmayı da hak ediyorlardı. Alonso bu sezon ilk kez podyum dışında kalsa da dördüncü tamamladı. Gayet iyi görünüyor her şey. E yine yarış boyunca Sainz'i geçerken ki ustalığını konuştuk. Onun altını çizdik, övdük. Yani Aston Martin'de aslında ne olursa olsun bir maksimum almaya gayret ettiği ve oraya yakın bitirdiğini herhalde söyleyebiliriz hafta sonu. Yani özellikle katıldım sana Alonso'nun ellerinde Aston Martin iyi bir çıkardı. Bir kere çok DRS sorunu yaşadılar. Yani hem normal ana sıralamada hem de kısa sıralamada. Bu tabi tek ciddi bir dezavantaj anlamına geldi. Alonso iki bölümde de hem sprintte hem Grand Prix'de ana yarışta gayet başarılıydı. Sprintte 8'den 6'ya çıktı. Grand Prix'de de 6'dan 4'e çıkmış oldu. Özellikle Alonso yaptığı Grand Prix'deki atak gerçekten bence haftanın hataydı Haftanın geçişi diye belki ondan bahsedebiliriz. Ee, sanki Aston Martin bütün bir yarış mesafesinde daha hızlı bir performans ortaya koyabilirdi ama bir kere Ferrari'nin düzü kızı daha fazla yani Aston Martin sene baştan bana sürüklenmesi daha yüksek Ferrari'ye göre. Onun için atak yapmak gerçekten zor. Ferrari'yi geçmesi gerçekten zordu. E, Alonso muhtemelen o yeni tilki kurnazıyla son turlara kadar hem lastik sakladı hem batarya yönetimini yaptı ki son bir atak başlatın diye. Ki finişe geldiğinde bir saniyeden daha az fark vardı ama turlar bitti ve e, yani yine de gerçekçi bir atak yapması zordu. Ha, toplama baktığımızda e, en hızlı üçüncü otomobille aldığı puanları DRS sorunlu bir hafta sonunda e, başarılı bir nokta olduğunu söyleyerek değerlendirebiliriz. Stroll'e de bir yandan yardım etti yarışta. Tam, tam bir takım mi? menajeri gibi yani. Senin oraya dair tam görüşün nedir? Ee, nasıl bir hisle yapıyor o anda onu sence? Ya Alonso gerçekten Aston Martin'de o Alpin'de yakalayamadığı uyumu yakaladı. Çünkü Ocon gibi Stroll en azından bugüne kadar didişmiyor Alonso'yla. Yani iki sefer temas ettiler ama büyük bir facia yaşamadılar ilk üç yarışa baktığımızda. Bir de daha önceki demeçlerini de okuttum. Alonso hani yani ne yaparsa yapsın 200 senesi var Formula 1'de normal şartlarda en fazla o noktaya kadar bir şampiyonu mücadelesi ortaya koymak istiyor ama o olmazsa da Stroll'ü belki de eğiten, hani pişiren, onun performansını arttıran birisi olmak istiyor. Belki sene yani normal eldivenlerini çıkarttıktan sonra takımda bir yönetici rolü oynayabilir. Yani muazzam da bir sürücü koçu olabilir, muazzam bir taktisyen olabilir çok iyi bir takım patna olabilir biraz piştikten sonra. Tam da üstünde Star Wars göndermeli bir şey varken <laughs> benim bir Master Yoda göndermesi Alonso'ya yakışır Jedi Alonso gerçekten tam bir yıldız yani. Sen de bahsettiğin <laughs> gibi, senin de bahsettiğin gibi. Yani dolayısıyla yani o e, zekasına, tecrübesine, yarış okumasına hayran olmak mümkün değil. Çünkü Hamilton lastiklerini okudu. Yani Pete'e bir mesaj gönderdi. Hamilton'un durumu iyi gitti, lastikleri açılıyor, gitti, kötüye gidiyor diye kendi beğendiği bir fren ayarını Stroll'e tavsiye etti. Bütün bunları bu arada yarışırken yapıyor. E, i̇ki haftanın telsiz konuşması kısmında bundan bahsedebiliriz. Gerçekten çok iyiydi. E, ve e, şu ana kadar hani e, geçen sene böyle Ocon'a çok bariz bir üstünlüğü de yoktu Alonso'nun. Bazı yarışlarda çok iyiydi. Evet daha fazla dayanıklık sorunu yaşadı Alp'inde. Yani puantajlı Alonso, Ocon'un önünde bitirmeliydi 2022'yi. Öyle olmadı. E, ama Stroll onun bir kademe arkasında şu anda performans olarak baktığımızda. Bu da Alonso'yu bence biraz daha rahat abi ve mentor rolüne doğru ilerletebiliyor. Çünkü Alonso şu an Stroll'den daha istikrarlı, daha iyi performansa, daha iyi sonuçlar getiriyor. Yani patronun oğluna yardım ediyor bir an, onu unutmamak lazım Stroll'ü. <laughs> e, Stroll için de hani e, yine onun da e, dikkat çekmedi ama hatası yoktu ve e, hani makul performans ortaya koydu. DRS sorunları olması belki daha yukarılardan başlayabilirlerdi. Hem sprint hem de Grand Prix'ye. Belki bir de oyun değişebilirdi. Ama e, ikisi arasında bu arada 16 saniye fark vardı Grand Prix'ye geldiğimizde. İyi bir fark bu. Yani e, önde gidebilen bir otomobile birinin diğerine 15-16 saniye fark açması iyi bir performans farkı. Alonso'nun hanesini artı olarak yazdığımız. Ama Stroll de yapabileceğini yaptı. Hani çok öyle dikkat çekmedi. Olaylara da karışmadı. Ee, hani alması gereken puanları aldı. Halen Aston Martin bu sayede takımlarda ikinci. E, bu sene geri kalanların en iyisini hesap ederken ilk 8 pilot ayırmamız gerekiyor gibi bir durum oldu. Red Bull'u zaten ayırıyoruz. Onların peşinde 3 takım e, dolanıyor şu anda. Aston Martin ardından da e, sayabiliriz. Norris'in performansını belki övmek adına burada e, zaten yapılabilecek şey bu gibi görünüyor da. Avustralya Grand Prix'sinden burada da 2 puan aldı. Norris ve McLaren için ne söylersin? McLaren'de de e, yeni bir taban vardı. 0.3 sene getirdiğini düşünüyor takım. E, haklı bir noktaya parmak bassın. Yani eskiden geri kalanların en iyisi 7. idi. Şu anda net 9. Yani bundan öteye geçmek için öndeki 4 takım diğerlerinden bayağı önde. Öndekilerin başına bir şey gelmesi lazım. Yani bir yanlış strateji işte arıza, kaza vesaire. Onun için Norris belki sprintte istediğini bulamadı ki orada da sprint sıralamadaki lastik kalmamasının aslında e, sprint yarışta o lastiği kullanmak adına bir, e, belki de o de kumar olduğunu varsayabiliriz McLaren'in. Ama kurallardaki boşlukta çok net ortaya çıkmış oldu. O yumuşak lastik kumarı tutmadı sprintte yani çok çabuk eridi lastikler. Bence herkesin de kötü bir örnek olduğu için de kimse pazar günü yanaşmadı o lastiği kullanmaya. Ama Grand Prix'e geldiğimizde e, hani Ocon ve Ulken Belgen arkasından çok uzun süre takıldı Norris. Çünkü McLaren'in sürüklenmesi de fazla bu tabana rağmen. Hala düzlük sonunda geçiş yapacak kadar hızlı olamıyorlar. Bir de bir DRS treni başlayınca herkes açık gidiyor zaten. Benzer süratte gidiyor en öndeki hariç. Onun için hani 9. çok uzun süre cebindeydi ama teorik olarak cebindeydi. 11'deydi Norris. Pitler mecburen gelince Ocon ve Ulken Belgen çıktı. Eldeki otomobile ne yapabilirdi? Bundan fazla yapamazdı. Onun için başarılı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. E, Norris adına Piyasiye'de de e, baktığımızda e, onda bir mide sorunu olduğunu öğrendik e, yani çok böyle kendisini yüzde yüz zinde ve sağlıklı hissetmediği bir hafta sonu olduğunu varsayarsak makul bir şey çıkarttı onda kötü diyemeyiz yani çok dikkat çekti mi çekmedi ama çaylak bu sürücüden zaten ara ara sağlıklı bile olsa hani formda olmadığı bir şeyleri çözemediği yani üstüne, üstüne gelemedi haftaları görebiliriz öyle haftalardan birisi de bahanesi de var ki hani Kötü anlamda söylemiyorum. Mazereti var daha doğrusu. Hı hı. Ee, onun içinde de e, hani hepsini değerlendirdiğimizde kötü bir hafta sonu olmadı piyasa için. Ee, yani sıralamadan akarak Alfa teoriye geçeceğim marklarının üstüne. Ee, orada da Snow'da ne olursa olsun bir puanı sonda almaya başardı. Yani onun adına biraz kritik bir sene bir karar senesi olabilir. Daha tecrübeli takım yönettiği bir pozisyon olması belki bekleniyor ama işler iyi gitmiyordu. Buradaki bir puan o yüzden ne olursa olsun önemli gibi görünüyor. Çünkü bir de Nikte Fries'in durumu varken. Ya Stono'danın son 5 yarış performansına baktım. Sevgili Çal 11 11 11 10 10. Yani orta sıralarda puanın oralarda koklayarak gezdiği, ara ara aldığı, ara ara alamadığı bir durumu var. İki pilotun performansı hafta sonu çok farklı ilerdi. Sunoda'nınki çok kötü başladı, iyiye doğru gitti. Kendi çabasıyla da beraber. Çünkü Sunoda e, hani antrenmanda şu duvarla bir buluşması var. Sıralama turlarında e, şahane bir sekizinci kaldı. Bu sefer e, sprintte tekrar bir duvar buluşması. Bir yan yan gidişi vardı. O da haftanın ilginç anlarından birisiydi. Tam bir kabus oldu sprintte ama Grand Prix'e geldiğimizde Sunoda bütün bunları affedecek bir iş ortaya koydu. Yani Alfa Tauri ile Bundan fazlasını yapmak da mümkün değil. Ee, onun için Ocon ve Belgin olası pitine kadar oralarda gezindi, onların pitiyle de tek puanı e, cebine koydu ve Norris'i de kovaladı. Yani Norris'in de öyle çok uzakta bitiremediğini görüyoruz yarışın. Hatta e, ikisi arasında sadece işte 300 saniye civarında bir fark vardı yarışın tamamına baktığımızda. E, yani spint ve cumartesi gününü çöpe atarsak, e, aslında sonuca baktığımızda Sunoda için iyi bir hafta sonu. Zaten Alfa ile sprintte x 8'e girip puan almak mümkün de değil normal bir gidişatta. Onun için o kısmı belki mazur görebiliriz. Defiz için tam tersi iyi başlayan hafta kötüye gitti. Cuma günü daha sorunsuzdu, antrenmanda iyiydi. E ama e, sıralama turunun ilk bölümünde doğrudan o duvarla buluştu. Ondan sonra e, cumartesi günü zaten hani lastiklerinin aşırı ısınması sorunu vardı. E, kırmızı bayrak bir daha onun yüzünden e, sahnedeydi. E sprint ma vasattı diyebiliriz. En azından hani, sorunsuz bir şekilde sorun yaşayanlardan faydalanıp 14. sırayı e, yakaladı. Ama orada da ilk turda tabii sunmadığınız problemleri başlatan çekişme ikisinin aslında temasıydı. E, onu da unutmamak lazım. Ama pazar günü tabii çok e, acemi hatası yapmış oldu açıkçası. E, bir Çaylak pilottan beklenebilecek hatadan birisi. Her ne kadar hani Formula 1 anlamına çaylak olsa da De çok tecrübeli bir isim. Yani e, Formula 2'deki ve Formula 1'deki şampiyonlukları da hesaba kattığımızda yani geçen seneki Monza'daki o muazzam bir yükselişin ardından şu anda böyle düzenli şekilde aşağı doğru giden bir eğri var Defiz için. Onu da bir şekilde düzeltmesi gerekiyor. Senin notuyla bir notunla bitireyim. Eee Snow'da bu otomobili ikna edici bir sezon çıkartıyor şu ana kadar. hani hatalarını arınmış vaziyette daha sakin, daha iyi okuyabiliyor hafta sonunu. Onun için hani e, sene sonunda ikisinden birinden vazgeçecekse şu anda ilk dört yarışın ardından Alfa Tauri defrizin üstünü çizer gibi gözüküyor. Ee, devam edelim. Şimdi takımlara bakıyorum. Hangisiye devam etsek diye. Williams'a mı devam etmek istersen? Alp'ine bakalım? Williams'a devam edelim istersen. Williams'a da e, Albon için yani ümit vadelebilecek edebilecek bir hafta sonunun sonucu iyi gelmemiş e, oldu. E, Williams artık hani ortasalarda 6-7. otomobil olm olmaya çalışan grubun aslında içerisinde. Alpi'nin çok kötü bir hafta geçmesi onların biraz daha potansiyelini arttırmıştı. Sonuç üretebilmek e, adına. E, sprint iyi geçti Albon için nispeten. E, yani Stroll'le bir çekişmesi vardı iyi bir şekilde. E, ama Stroll'le geçirdikten sonra tek puan kaçmış oldu. Yani 9. sırada bitirdi. E, ana yarışa baktığımızda da ilk turdaki o karmaşadan çok zarar çıktı. Çünkü piyasa çekişmesinden hasar aldı ön kanadında e, Albon. Biraz belki iyimser bir denemeydi. Bottas da çünkü oradaydı yani. Üçü birbirine aslında çok olumsuz şekilde etkilemiş vaziyetteydi ve hem ufak bir hasar otomobildeki hem de lastikleri çabuk bitirdiği için güvenlik aracı gelmeden önce erken bir pit vardı. O tabi diğer herkese karşı bir dezavantaj oldu Albon'un için. Dolayısıyla aslında zarlar istediği gibi gelmedi Albon'un. Bireysel hatası var mı burada? Çok fazla yok. Ama hani her şeyin bazen denk gelmesi de gerekiyor. Hele bu kadar Ön bölümde bahsettiğimiz gibi 8 tane X8'i kapatacak otomobil varken diğerlerinin biraz şansa ihtiyacı da oluyor bir şeyler yapmak için. O şanslı da yoktu bu hafta sonunda. E, Logan Sturgeon için de bilimsi e, onunla da beraber noktaladım. İlk defa bir Q2 gördük. E, çok ucundan kaçırmıştı ilk 3 yarışa baktığımızda. Sıralama oturulan tek turda iyi. Kendisinin bir demecini okudum ben. Benim hani yarış temposunu ve yarışı lastikleri kollayarak ve koruyarak götürmeyi çözmem gerekiyor. Dedi ki haklı. E, ee, orada tabii e, kısa sıralamadaki yaptığı hatayla sprinte katılamaması önemli bir tecrübeyi e, edinememesine neden oldu. Çünkü pazar günü için de kendi performansını, lastik kullanını okuyabilirdi ama onu yapamadı cumartesi günü. Pazara geldiğimizde de eldeki otomobilde de zaten hani yaptığından daha yukarıda bir eşitler yapması zor. Çaylak sürücü olduğunu da düşündüğümüzde. Ee, yine de proaktif davanda Erken bir pit denemesi yaptı Williams'ta Sargent için. Ama çoğunlukla Guan Joe ile beraber arka arkaya gidip birbirini zorlamaya çalıştıkları. Ee, bir pazar günü. Hani kötü müydü değildi ama dikkat çekecek bir performansı yoktu toplama baktığımızda. Havas'a bakalım istersen. Magnussen'le beraber onlar iki Alpi'nin üstünde bitirmiş oldular yarışı. Havas performansı nasıl buldu? Ee, yani Magnussen ve Hülkenberg'den Hülkenberg tek turda çok daha iyiydi bu hafta sonu ya da daha iyiydi. Ee, Magnussen de yarış temposunda ve lastik kullanıma daha iyi gitti. Ee, yani tek tur hızını yakalayamıyor şu anda Magnussen. Ee, ama belki de yarış için daha lastikleri koruyup kollayacak bir ayar seçmesinin e, bir m negatif yönü olabilir bu. Yarış içine bayağı baktığımızda. Yani eldeki otomobil dediğimiz gibi onlar da aslında puan kovalamaya çalışan grubun içerisinde. Bundan fazlasını yapması zordu Magdüsen'in. Albon'la kapışarak geçirdi Grand Prix'nin büyük bölümünü. Ee, ama hani bundan fazlasını yapmak zor. Ee, Magdüsen'e e, böyle baktık Hülkenberg'de de. Yani biraz daha devam etse Miami'ye kadar gidecek eldeki lastiklerle. Ee, her iki sıralamada da en azından takım arkadaşının geçmesi e, önemliydi. Sert lastikle başladıktan sonra güvenlik aracı tabii onun için yanlış zamanda geldi. Çünkü öndekilere karşı bir avantaj yakalayamamış oldu çok fazla. Mecburen devam ettiler çünkü pite girse her şey çöpe gidecek. Onlar o konuda beraber bir daha güvenlik aracı hatta daha iyisi bir kırmızı bayrak beklediler ki bedava pit stop yapıp lastik değiştirelim. O da gelmedi gelmeyince de e, hani artık yarışın sonuna doğru düşmesi kaçınılmaz bir noktadaydı. Böyle de oldu. E, yani e, seçimi yaptılar. Böyle seçim onlara iyi bir sonuç getiremedi. Çünkü yarışta beklenen başka olay olmadı. Onun için de hani Bence çok da mutlu bir hafta sonunu geride bıraktı. Biraz zaten aralarda bahsettin. Alpine'le de devam edelim. E, Gazi ve Okon 14-15 bitirdiler. Valla Alpine Azerbaycan'a hiç gitmese çok iyi oluyordu. Bayağı para harcadılar çünkü ve ellerinde kocaman bir sıfır var. Güncellemeyi bir kere doğru düz görememiş oldular. Yani hidrolik sorunu ve alev alan otomobilden başlayarak e, Gazi için her şey çok kötüydü hafta sonu boyunca. iki pilot da sorunsuz gidemedi. Okon ilk antrenmanı kontroller yapılırken koşamadı. Ondan sonra iki tarafta da aslında 13. oldu hem kısa hem de gerçek sıralama turlarında ama otomobili belki de o hararet yapmasını engellemek için ayar değiştirmek zorunda kaldı Alpin. Öyle olunca da pit'ten başladı. E pit'ten başınca otomobil zaten öyle hani tırmanacak hıza sahip değil. Cadde pistte bunu yapmak daha da riskli. Onun için de baştan sona kendi bireysel hatası var mı yok o konu için baktığımızda ama eldeki otomobil ve şartlardan dolayı da puan alma şansı da neredeyse yoktu yani bir şey değiştirecek bir güç yoktu elinde. Gazi için de yani işte dediğim gibi otomobil alev aldı kendi bariyere çarptı ondan sonra egzozda aşırı ısınmadan dolayı biraz daha otomobili kollamak zorunda kaldıkları bir yarış koşmak durumundalardı. Diğerlerine hatası ve Sprint'te bir 4 sıra kazandı aslında e, Pierre Gazi'di. Ama Grand Prix'de de çok erken pit'e girdi. Hatta ilk reaksiyonu başlatan pit stop ondan geldi Gazi'den aşırı erken pit. Beşinci turun ardından galiba pit'e gelmiş oldu. Bu da işe yaramadı çünkü güvenlik aracı geldi. Bundan kısa bir süre sonra. Onun için onun adına da hani bir sürü talihsizliğin bir araya geldiği çok da mutlu bir hafta sonu olduğunu düşünebiliriz. Benzer bir pazar günü geçiren Alfa Romeo ile de noktayı koyalım istersen. Bir veda bir de sonunculuk. Ayfa'da da Guanjo sanki biraz daha iyi gibi gözüktü. Yani e, sıralamada e, sprintte sprintin kısa sıralaması 0.2 saniye yakın daha azydı. Ana, ana sıralamada geride kalsa bile Bottas oranla. Onlar için de hikaye diğerlerine söylediğimizde çok benzer. Yani eldeki otomobilde yukarılara çıkma şansı çok fazla yok. En azından orta sıralarda hata yapmadan yani 10. sıra ve gerisindeki bölümde doğru denemeleri yapmak. Yani eldekiyle ne yapabiliriz sorusunun cevabına baktığımızda Guanjo için iyi bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Navaz yapması çok mümkün değildi çünkü o tam bir rekabetçi değildi ama hata yapmadı ee, yani kendisini böyle diğerlerine karşı dezavantajı düşecek bir e, noktada değildi yapılacağı yaptı daha ikna edici bir yıl geçiriyor bu gerçekten yani Bottas için de tabi e, sprintte yumuşak lastik denemesi tutmadı e, diğerlerine dediğim gibi kötü örnek olarak herkesin kaçınacağı bir aslında noktayı göstermiş oldu Bottas belki de. Ee, ana yarışta da ilk turda ikinci virajdaki o üçlü sıkışmanın belki de kurbanlarından birisi de e, Bottas oldu. Ee, otomobil hem stop etmeye engel hem moduna düşmüş. Bir de arkadan Magnussen temas etti ondan sonra. Yani onun da aslında gerilerde gezinmesi için otomobilde bir hasar olduğunu ortaya koyabileceği bir durum var. Ee, hani bir işte maziyat olarak baktığımızda yani hasarlı bir otomobil erken pite geldi ve hani arka tarafa dolaşıp aslında test gibi veri toplamış oldular. Ama aynı Bottas'ın böyle e, klasik bir Grand Prix pilotunun nasıl söyleyeyim kariyerinin sonlarına doğru gidişatını görmeye başladık. Yani zirvedeki bir takımda yarışlar kazanmak, pol pozisyonuna yakalamak sonra orta sıradaki bir takıma geçmek. Orada ilk başta iyi gitmek ama ondan sonra da genç birisine yavaş yavaş düşen performansla yenilmeye başlamak gibi bir tablo var. Bu tablonun sonu genelde erken bir emeklilikle bitiyor. Ama hani Bottas'ın tecrübesini, bu pistte daha önce yarış kazandığını vesaire düşünürsek Goyangio'dan daha iyi yerde olmasını bence Alfa Romeo'da beklemeli. Ee, galiba iki yılda, bu yıldan başka bir yılda kontratı var ama Audi yıllarına kadar kalmak istediğini söylemişti. Şu anki tabloda biraz zor gözüküyor bu Bottas için. Şimdi e, takımları değerlendirmiş olduk. Kazananlar kaybedenler listesi yapalım bir de. Tamam. Kazananların başında Perez'i yazalım. E, i̇ki kısa ve ana yarış iki galibiyetle ayrılmış oldu. Verstappen arayı kapattı. İkna edici ve iyi performansı vardı. Evet güvenlik aracı biraz şans olarak yüzüne güldü ama o şansı kullanacak noktada ve iyi performans sahip. Belki gerçekten Verstappen onu merak ediyorum. E, güvenlik aracı olmadan geçebilir miydi? Çünkü eldeki performansı gerçekten iyiydi Perez'in. Tabii sorun cevabını bulamayacağız ama iyiydi gerçekten. Leclerc bence yine eldeki otomobilde kazananlardan birisi. E, yapılacak her şeyi yaptı. Hem tek turlarda hem de yarış ve sprinte baktığımızda. E, yine eldeki otomobilin üzerine çıkabilen Norris ve Sonodan'ın da hani kazananlar kısmına yazabileceğimiz isimler olduğunu düşünüyorum. Kaybedenlerin başında belki Felsefe'ni söylemek lazım. E, yani evet Aldığı puanlara bakarsak bir şey kaybetmemiş gibi ama Yani Perez'e karşı cadde pistlerdeki o e, Takım arkadaşının üstünlüğünü kıramadı burada. Hani sebep ne olursa olsun e, Hadi sprintte bir şey var hani hasar vardı ama Grand Prix'de öyle bir hasar da yoktu. Gerçekten merak ediyorum güvenlik aracı onu ne kadar bozdu. Ee, yani korokor gitseler de Perez onu zorlayabilirdi gibime geliyor. Ee, belki önümüzdeki yarışlarda bunu görebiliriz. Umuyorum da görürüz. Çünkü dediğim gibi sezonun hikayesi için bu ikisinin çekişmesine ihtiyaç var. Mutlaka. Carlos Sainz ve Nick De Vries de bence kaybedenler kısmındalardı. Ee, çünkü ikisi de takım arkadaşının ciddi şekilde gölgesinde kaldı. Takımlarda da herhalde Alpine'le Alfa Romeo'nun bir önce unutmak istediği bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın telsiz konuşmasını zaten aslında arada konuşmuştuk. Evet. E, Alonso'nun Stroll'e yardım etmek için söyledi. Lance'a benim fren ayarlarımı söyleyin. Ben böyle daha rahat ediyorum. Ona da yardımcı olur Kesinlikle. belki dediği konuşma. Çok zekiceydi. Her zaman gibi yarışı nasıl okuduğunu da gösterdi. Takımı düşündüğünü gösterdi Alonso. Onun için 40 yaş üstü tecrübesi böyle bir şey herhalde. Bir de istersen son bölümde öne çıkan verilerden bahsedelim. Ee, tabii Perez'in 5. podyumu oldu. Biraz önce söylemiştim. İkinci galibiyeti oldu. İlk defa bir pilot iki yarış kazanmış oldu Bakü'de. 7. yıldayız. 7. yarıştayız. E, kariyerinin en başarılı pisti Perez'in podyumlarına ve galibiyetlerine baktığımızda. 6 e, galibiyeti var. Son 5'i cadde pistlerde geldi Perez'in. E, Red Bull 25. kez 1 ve 2 oldu e, takım tarihine baktığımızda. En son Brezilya 2010 ve 2011'de 2 yıl üst üste bir pistte 1-2 olmuşlar. Yani ciddi bir zaman geçtikten sonra bunu başarmış oldular. Ee, Sherlockler 2 tane pole aldı bu hafta sonu ama ikisinden de gaybete e, ulaşamadı. E, buna rağmen ilk podiumunu yakaladı yılın. Aslında ilk 3 hafta sonunda 6 puan almıştı. Bir hafta sonunda onun 3 katından fazla puan almış oldu. Hatta sadece sprintte 3'te 1 mesafede bile ilk 3 yarıştan daha fazla puan yakaladı Lökler ama toplamda da 8. son 8 pol pozisyonundan da galibiyete gidememiş bir ee, tablo var ee, Lökler için. Ee, bunun dışında Mercedes'in 45 saniye geride kaldığını gördük. Ciddi bir fark. Sezonun ilk iki yarışına benzer bir fark. Onların da hani James Harrison'ın gelişiyle bir sıçrama yapmak istiyorlar ama tablonun iyi olmadığını belki de söyleyebiliriz. Ee, Hamilton da 6. sırada finişe geldi ve sezonun kendi adına en kötü sonucunu yakalamış oldu. Yani aldığımız önemli notlar bunlar aşağı yukarı. Bir yıldız ekleyeceğim sona. E, pit yolu olayıyla ilgili de fikrini ve bilgini almak isterim. Bu en son e, yarışın bitmek üzere olduğu anda o konun pit yoluna geldiğinde orada fotoğrafçıların olması e, ciddi bir herhalde riskin e, var olduğu bir an olduğunu düşünebiliriz. Neyse ki hiç kimseye hiçbir şey olmadı. Burada Türkiye Grand Prix'sinde görev yapmış olmanın aslında bir tecrübesini belki yansıtmaya çalışabilirim. E, FIA bunu her yarışta her zaman yapıyor. Son 5 tur civarında kapalı park oluşturmaya başlıyorsunuz artık. Yani çünkü bariyerleme yapılıyor iç tarafta. Genelde podyumun altında oluyor orası. Ee, çünkü ilk üçü ayırdıktan sonra kalanların da bir kapalı parka alınması gerekiyor. Öte yandan fotoğraflar tabii o son kareyi çekmek için de her zaman pit duvarına doğru çıkıyorlar. Bu operasyon her pistte pistteki e, lokasyonlara göre yani damalı bayrak nereden sallanıyor, fotoğrafçının kulesi nerede, işte kapalı parka nereye yapacağız, podyum nerede, buraya göre değişiyor. Bu e, direktör notlarında olan hafta başında ee, yarış yönetiminin yerel yarış yönetimiyle yani buradaki işte mesela e, Azerbaycan'daki pis görevlere tartıştığı mutabakata vardı ve FIA'nın doğrudan yönettiği bir operasyon. Onun için bir kere suç kesinlikle organizatörde değil. FIA kendi kendine yaptığı bir durumla karşı karşıya. Ama her yarış böyle oluyor. Tabii burada ekstra durum nereden çıktı? Hulkenberg ve Oko'nun yarış bitene kadar pite girmemesi. Çünkü normalde son 3-4 turda lastik patlatma dışında ...kimse pit'e gelmiyor. Sonraki tur, iki turda şunu görebiliyoruz... ...işte en azı tur pit stopu. basının evet. yaptığı gibi ama son tura kimse kalmıyor genelde. Ee, o konunun gelmesi tabii artık hani herkes bitti diye... E, ...pitler bitti diye atlanılan bir nokta bence. Onun için FIA komiser de FIA'nın kendi prosedürünü tekrar inceleyin diye... ...geldi <laughs> kendine not düşmüş vaziyette. Önlem almak zor ama daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bu operasyonu yapmak zorundalar. Yarış içerisinde zaten yapamıyorlar. Çünkü koşuluyor yarış ve bir sürü pit stop oluyor sonlarda yapmak zorundalar ama en az o yol kapamayı belki herkes pite girdin mi diye son ana bırakmakta fayda var çok yani bıçak sırtı bir durum çünkü yapmak zorundalar daha güvenli olmalı mı işte musibet ve nasihat hikayesi dönüyor burada bir musibeti neredeyse görüyorduk kapamış pityona doğru geldi o konu hakikaten ee, pistten piste değişen bir takım farklı denemelerle bunu biraz daha güvenli hale getirebilirler ama her zaman bu risk olacak çünkü birileri yani eee keyfine göre de son turda pite girebilir. Yani ya otomobil bitti artık hadi gireyim diyebilir. Tabii klasmana giriyorsun zaten yarışı bitirdikten yani 190'a geçtikten sonra klasmana giriyorsun. Arızalı bir otomobile sürünmek yerine son anda bir pite de gelebilir. Böyle bir durum dışında. Ama hani dediğin gibi bu kaşınabilecek bir durum değil. O operasyon yapılmak zorunda. Daha güvenli yapılması için de bence bunu A A'dan Z'ye incelerler. Nasihattan daha etkili olacağı <laughs> kesin sebebim gibi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağlık. ederim. Ağzına sağlık. Keyifle. Zaten şimdi kuvvetli bir tempo ile devam Aynen. edeceğiz. Gelecek hafta Miami var. Miami'den sonra yine burada buluşuruz. Soja programımız olacak önümüzdeki Tabii, haftalarda. Tabii. Evet. İzleyeceğimizi her zaman bekliyoruz. Biz de tempoya eşlik edeceğiz sonra bir program. Aynen. Var. Ağzına sağlık ve Te görüşmek üzere. Teşekkürler. keyifler zaman.